Tabii Donald Trump'a düzenlenen suikast tüm bu sürecin tetikleyicisi, önemli olaylardan biri. Suikasta ilişkin yeni bilgiler de geliyor. Bu girişimde yaşananlara ışık tutan 5 maddelik bir ön bulgu raporu yayımlandı. Raporda güvenlik zafiyetine dikkat çekildi. Take a look at what happened. Eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik suikast girişimine dair ön bulgu raporu yayımlandı. Take a look at what happened. Trump 13 Temmuz'da Pensilvanya'da mitingde kürsüde silahlı saldırıya uğramıştı. Mitinge katılan bir kişi ölürken Trump kulağından yaralanmıştı. Gizli servis saldırganı etkisiz hale getirmişti. ABD'li Senatör Ron Johnson ekibiyle yaptığı araştırmalar sonucu ulaştığı 5 maddelik ön bulgulardan oluşan raporu paylaştı. Raporun ilk maddesine göre gizli servis olay günü yerel özel tim, SWAT ve keskin nişancılara yönelik yapılan sabah toplantısına katılmadı. Rapora göre gizli servis o gün kolluk kuvvetleriyle doğrudan iletişim de kuramadı. Üçüncü maddeye göre yerel kuvvetler suikast girişimi zanlısı Thomas Matthew Crooks hakkında merkez komutaya bilgi geçti. Yani gizli servisin Crooks'tan haberi vardı. Saldırganın fotoğrafları yüz tanıma için ilgili büroya gönderildi. Ancak gizli servisin ne zaman ve nasıl çatıya çıktığı belirsiz denildi. Son maddede ise yerel birliklere göre gizli servis ilk başta mitinge keskin nişancı göndermeyi planlamıyordu ifadelerine yer verildi. Raporda olaya ilişkin tüm kanıtların korunması gerektiği vurgulandı. Olayın tüm şeffaflığıyla araştırılmasının önemine işaret edildi. Soruşturmayı olası suikast girişimi olarak nitelendiren Federal Soruşturma Bürosu yürütüyor.